Gelip imzayı da deftere attı, imzayı da sonrasında yazdıklarını da okudu. Evet. Şimdi bugün çok ayrı bir gün. Dediğimiz gibi herhalde dünyadan da çeşitli mesajlar gelecektir ama bıraktığınız yerden devam edelim. Evet. Evet. Evet, şimdi efendim siz bana bir iki kez yenileyerek çok doğru bir soru sordunuz. Yani halkın durumu geçmişte neydi? Cumhuriyet ilan edildiği zaman, bugün de. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye'nin nüfusu 13 milyondu. 13 milyon idi ama bu 13 milyonun bir kimliği yoktu. Ne olduğunu bilmeyen bir 13 milyon. Yani Türklük bilinci olmayan, unutturulmuş olan, Osmanlı kullarından meydana gelen bir 13 milyon Türk ama Türk olduğunun bilincinde değil. Bu çok önemli. Atatürk binlerce yıllık Türk tarihinin derinliklerinden gelen birikim ile ve Batı aydınlanmasına olan derin bilgisiyle birleştirerek Türkiye halkından bir ulus yarattı. Bakın ne dedim? Birilerine belki çok yabancı gelecek ama var etti, ortaya çıkardı ve burada şunu gerçekleştirdi. Türkiye halkından ana dili ne olursa olsun, Balkanlardan gelenler, Kafkaslardan gelenler, yerli halklardan gelen ne olursa olsun, ana dili ne olursa olsun, bütün bu Türkiye yurttaşlarına Türk denilir ve Türklüğün şanlı geçmişi bunlarındır. Bu bilinci verdi ve okullarda 1933'te 10 yıl sonra okutulmaya başlanan andımız benimsendi. Hiç kimse buna itiraz etmedi. Ana dili ne olursa olsun. Çünkü Türklük, Atatürk'ün Türklüğü böyle bir kavramdı. Türklük bilinci verdi. Yurt bilinci verdi. Yurt sevgisi verdi. Ve bir süredir yani Osmanlı'nın bir döneminden başlayarak, 16. yüzyıldan başlayarak artık değişmez naslarla yönetilen bir toplum yerine akıl ve bilimle yönetilen bir toplum ortaya çıkardı. Başarısının sebebi bu. Kurtuluş Savaşı'nın da, Kuruluş Savaşı'nın da başarılı olmasının sebebi Atatürk'ün rehberi bilimdir. Atatürk her konuya bilimle bakmıştır. Akıl ve bilim. Onun için diyor ki benim manevi mirasçılarım akıl ve bilim yolundan gidenlerdir. Akıl ve bilim. Yani burada sihirli sözcük budur. Akıl ve bilim. Ben bunu bilimlik akıl diye de birleştiriyorum. Atatürk bunu sağladı. Devlet yönetiminde yani devlet için aklın gereği, bilimin gereği neyse onu yaptı. İç siyasette bunu yaptı, dış siyasette bunu yaptı, eğitimde bunu yaptı. Eğitimin temelini aklı ve bilimi koydu. Ve 13 milyonluk bir halk, okur yazarlık yok. %7,5 falan diyorlar. Onlar çok gerilerde kalan sözcükler. Okuma yani yazma %2,5 ve evet, %2,5 şey bilinmediği bir dönemin insanını aldı. Türk milleti yaptı. Evet, millet yaptı ve 10 yıl sonra ne mutlu Türk'üm diyene diye bitirdiği zaman 10. yıl nutkunu halk, yurttaşlar Atatürk'ün sesine ses verdi. Benimsedi, hiç garipsemedi. Çünkü Atatürk aynı zamanda eğitimde Türk gençlerine bilim bilinci vermekle birlikte ulus bilinci verirken de şunu söyledi. Ey Türk genci sen İnsanlığa uygarlığı getirensin. Onun için bir kitap getirdim. Atatürk döneminde okutulan. Yani bu kitabı ben yayınlamadım. Evet, bir eserdir. Ve 4 cilt halindedir. Evet. 4 cilt halinde okutulmuştur liselerde. 1931-41 arası. Şunu söylüyor. Tarım uygarlığını bulan Türklerdir. İnsanlığa uygarlığı getiren Türklerdir. Hatta birçok ulusun oluşmasını da böylece Türkler sağlamıştır. Peki bu dersin amacı ne? Uygarlık bilinci vermek. Aşılamak. Yani, evet. Uygarlık bilinci vermek. Siz köklerinizi unutmayın. Buraya Türkler getirdi bütün medeniyeti diyor. Evet. Bunlar bizi işliyor. Peki hemen bunun üzerine
Atatürk'ün bir sözü var. Türk milletinin fevkalade meziyetleri vardır. Fakat ne yazık ki onu cehalet ve karanlık içinde bırakıyorlar diye. Böyle evet. bir sözü var. Evet. Şimdi hep deriz Türk milleti işte asil kan, işte bunlar bize işlenmiştir. Gerçekten de fevkalade bir herhalde milletiz ki bu kadar her şeye rağmen hala dimdik ayakta duruyoruz ve toprağımıza, ulusumuza ve mevcutta yaşadığımız bu ortama sahip çıkıyoruz. Kaçmıyoruz, burada izliyoruz her zaman. Peki hani bu sözü nasıl yorumlarsınız? Buna katılıyor musunuz? Yani evet fevkalade meziyetlerimiz var geçmişten genetiğimiz. Çok eski. Türkler evet. çok eski. Evet. Buna katılıyor musunuz bu sözüne? Evet elbette. Yani Türk töresiyle bunu da size getirdim. Hatta yazdım bu kitapta. Evet, Türk tarihinin Türk'ün töresi. Bir Türk töresi dediğimiz şudur. Yani Türklerin binlerce yıllık geçmişlerinde akılla ürettikleri, yani deneyimlerle çoğalttıkları bir töre var. Yani bu töre aklın ürettiği bir tecrübeler kavram. Ve aklın getirdiği. Akıl ve tecrübe ve değiştirilebilir. Dolayısıyla Türk devletlerinde bunu inceledim bu kitapta. Türk devletlerinde, tarihteki büyük Türk devletlerinde, eğer devlette akıl ve bilim egemense devletlerimiz yükseldi. Ama söz gelimi Büyük Timurlu, Büyük Babürlü, Büyük Osmanlı, Memlüklü tümünde bir yasa var. Bunlarda akıl ve bilim yerine naslar, dogmalar, değişmez kurallar, kaynağı dinden aldığı söylenen ama insanların uydurduğu, yani mollaların şunların bunların fetvalarla çoğalttığı değişmez kurallar hakim oldu, çöktük. Yani Osmanlı bizim işte geçmişimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişi Osmanlı. Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman döneminde kadar yükseldi. Evet. Sonra çöktü. Evet. Çöküş noktasını Katip Çelebi Mizan adlı kitabında şöyle söylüyor. Bazı müftülerin etkisiyle, Ebu Suud gibi müftülerin etkisiyle Osmanlı'da okullardan felsefe kaldırıldı. Bilim ötelendi, çöküş başladı. 17. yüzyılda söylüyor ve Atatürk bütün bunları derin okumalarıyla biliyor. Osmanlı'nın niye çöktüğünü biliyor. Onun için laiklik üzerinde ısrarla durdu. Laiklik aslında anayasaya sonradan konmuş olsa bile gerçekte meclis açıldığı ve yasaları meclis yapmaya başladığı andan itibaren laiklik başlamıştır gerçekte. Evet. Ya adı konmasa bile. Yani laiklik nedir? Laiklik şudur. Din insanların yüreklerindeki bir duygudur. Maneviyat. Saygı göstermek lazımdır. Ama asla devlet işlerine karıştırılmamalıdır. Devlet işleri ayrı, din işleri ayrıdır. Dolayısıyla akıl ve bilimle yönetilir devletler. Akıl ve bilimin dışına çıktığı zaman çöküş var. Hangi ülke olursa olsun. Hangi ülke? Hangi Roma bilim? Bile böyle çökmüş. Evet. Onu da yazdım orada. Evet, evet, bu çok önemli. O yüzden dedim size, biz cumhuriyetimizin değerini, kıymetini yeterince bilebiliyor muyuz? Hayır, bilemiyoruz. Biraz konuşalım bunu, biz izleyenleri. Evet, evet. Bir hatırlatmalar yapalım. O kadar yoğun bir gündemle yaşayan Türk halkımız var ki, o kadar uyaranları var ki, bunu oturup düşünemiyoruz belki. Yani yeterince bilmiyoruz evet, ama biraz konuşalım, açalım bunu. Evet. Çünkü bilmemiz gerekiyor, görüyoruz yanı başımızda olanları. Evet, yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir, Türklük bilinci çok önemlidir. Bu bilinç zedelenmemelidir. Türklük bizim çatı kavramımızdır. Çatı kavramdır. Biz bununla birleştik. Yani ana dilimiz ne olursa olsun hepimiz bunu bildik. Ama dünyanın bütün çağdaş milletleri böyledir zaten. Bunu incitmemek lazım. Bunu inceltmemek lazım. Buna dokunmamak lazım. Bu çok korkutucu gelişmelere yol açabilir bir durumdur. Yani söz gelimi bir alışkanlık var birileri. Türkiye'de şunlar var, şunlar var, şunlar var deyip araya Türkler var diye koyuyorlar. Evet. Evet. Bu yanlış. Doğru, öyle bu yapıyorlar. Yanlış. Ben Yunanistanlı bir dostuma bir uluslararası toplantıda sordum. Oradaki bir Türk'e, yani Batı Trakya'dan gelmiş bir Türk aydınla Yunanistanlı. Dedim ki Yunanistan'da birisi çıksa da, Yunanistan'da Grekler var, efendim Ulahlar var, Makedonlar var, Müslümanlar var, Romanlar var diye saysa olmaz böyle şey dedi. Tabii.
Ya saysa dedim, olmaz dedi. Ya saysa, ısrar ediyorum. Vallahi bir saniye onu olduğu yerde tutmaz Yunanlılar dedi. Tabii ki. Çünkü tamam, onlar var. Yarısı Grek Yunanistan'ın. Ama Yunanistan'a gelen Ortodoks Arnavutlar, onlar da artık evet. Yunanlı. Makedonlar, evet. Ulahlar hepsi artık Yunanlı. Fransa'ya gitseniz Fransa'da da böyledir. İngiltere'ye alsanız orada da böyledir. Zaten çok çeşitli bir kültürden geliyoruz. Evet. Şöyle bir bakıyorsunuz, nerelisin diyorsunuz. Normalde birine nerelisin dersin. Hemen Türkiye'nin sorarız. İçinde, evet, Türkiye'nin içinde bir şehri söyleyebilir ama nerelisinin çok derine gider. Evet. Göçenler mi dersiniz? Çok Afrika'dan, yine o katalardan gelenler mi dersiniz? O kadar genetiğimiz... zengin. Hani zengin ki, evet. Yani sonuçta mesela genetik bir test yapılsa burada, evet. 3-5 kişiye... Çok merak ediyorum ne çıkacak. Hiç gereği yok, yapmayalım. Çok, hayır, çok zengin evet. Onu kastediyorum. Evet. O kadar dolaşıp gelinmiş evet. Ki koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra o kadar zengin bir kültürümüz var ki. Bunu gerçekten belki içinde olduğumuz için anlayamıyor muyuz? Evet. Yani içindeyiz diye anlayamıyor muyuz? Yani bunu, bizim bile Cumhuriyet tarihimiz çok mu zor? İyi anlatılamıyor galiba. Şimdi ben bütün Türk dünyasını bilen, onların dillerini de konuşabilen, bir kişi olarak söylüyorum. Yani söz gelimi Türkiye Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Kazakistan Türkleri, Kırgızistan Türkleri, Özbekistan Türkleri, Türkmenistan Türkleri, bunlar hepsi ayrı ayrı varlıklardır ve uluslardır. Evet. Ve her birinin özel yapısı ve dokusu vardır. Ama hepimiz Türklük budununda birleşiriz. Uluslar olarak ayrı olsak da. Yani bütün uluslarda bu gerçeklik vardır. Türkiye ulusunun, Türkiye Türk ulusunun, Türkiye ulusu lafı doğru söz olmadı. Evet, Türkiye Türk ulusunun genetiği çok zengindir. Bu bizim güç kaynağımızdır. Balkanlardan gelenler, Kafkaslardan gelenler, yerli halklar, başka yerden gelenler filan. Ama şu kayıtla, yani gerçekten burada gelip Türklük içinde yeniden var olmakla. Mesela şu an Vatan Caddesi'nde canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Evet. O kadar çeşitli bizim folklorla ilgili danslarımız var ki. Yani dünyada bu kadar, birinciyiz. Bu kadar dansın, bu kadar farklı kültürlerin aynı Türklük çatısı altında toparlanıp, toplanıp barış içinde yaşaması Mustafa Kemal Atatürk'ün bir deası ve şaheseri değil midir? Evet, sizi kutluyorum. Bu çok güzel bir örnek oldu. Türk folkloru, halk dansları dünyada birincidir. Tabii. Her katıldıkları toplantıda birincilik alırlar. Bazen yeter başkalarına verelim diye ikincilik verirler falan. Ama bakın bizim... ne kadar farklı görüyor musunuz? Evet. Biraz önce başka bir oyun oynanıyordu. Evet. Şu an gördüğünüz gibi Kalpaklı'nın çocuklarımız başka bir halk oyunu oynuyor. Evet. Evet. Evet, zenginliğimiz biraz bundan da merak ediyorum, soracağım. Dolmabahçe Sarayı'na bir gidelim. Evet, seni dinliyoruz. Merhabalar Zeliha. Sadece 2 saatte 5250 ziyaretçi geldi Dolmabahçe Sarayı'na. Sabah 9 itibariyle İstanbullular, İstanbul dışından gelenler ve hatta yabancı ziyaretçiler Dolmabahçe Sarayı'na adeta akın ediyorlar. Kabataş yoluna kadar devam ediyor kuyruk. Size en doğal kalabalığı gösteriyoruz bugün İstanbul'dan. Bir asırlık cumhuriyetin en simge yerlerinden bir tanesi Dolmabahçe Sarayı, 3 katlı bir yapı. Osmanlı'dan ve modern Türkiye'den birçok eser var ama tabii ki her 10 Kasım'da ve her 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda, diğer milli bayramlarda ziyaretçilerin akın ettiği, zaman zaman boğazlarının düğümlendiği, hüzünlendiği noktalardan bir tanesi. Çünkü 71 no'lu odada bundan 85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda, o oda. Saat 9'u 5 geçe durmuş bir saat var. Türk bayrağına, Türk bayrağıyla örtülü bir yatak var. İşte şu anda bu kuyrukta bekleyen insanlar Atatürk'ün
vefat ettiği odayı, çalışma odasını görmek üzere saatlerdir, uzun süredir bu kuyrukta bekliyorlar. Akan bir kuyruk var çünkü ziyaret kısa tutuluyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, hala henüz gelmemiş olanlar ve gelecek olanlar varsa bugüne özel sembolik bir saatte ziyarete kapatılacak Dolmabahçe Sarayı. 19.23'e kadar gelip gezebilirsiniz Dolmabahçe Sarayı'nı. 9 itibariyle ziyarete açıldı. Bu akşam dediğim gibi 29 Ekim 1923'e ithafen 19.23'te kapıları kapanacak. Kuyruk hala devam ediyor gördüğünüz gibi. 100. yılın anması ile ilgili İstanbul'da resmi törenlerin yanı sıra Dolmabahçe Sarayı da akın akın gelinen yerlerden bir tanesi. Gün boyu da öyle olacak. Evet, şimdi Samsun'a gidelim, Bandırma Vapuru'na. Türkiye'de 100. yıl coşkusu, dediğim gibi Türkiye'nin bütün il, ilçe, köy, kasaba kutlanıyor. Çok mutlu bir bayram bu bayram, 100. yıl. Herkese nasip olmaz. Bir tane var. Şimdi Bandırma gemisindeyiz. Gördüğümüz görüntülerde, ziyaretlerde orada başlamış durumda. Az önce Dolmabahçe'de de sayıları da verdim. Şu saate kadar 5000 üzerinde insan Dolmabahçe Sarayı'nı, atamızın vefat ettiği odayı görebilmek için sıradalar. Ve o sırada çok çeşitli insanlar da vardı. Evet. Ne kadar birleştirici değil mi? Evet. İnsan aklı almıyor. Yani evet, hakikaten şimdi şöyle bir dünyaya baktığımızda bu kadar iç içe, ha belki bir Amerika ama Amerika'da zaten öyle hani tarihi olan bir yer değil. Yeni kurulmuş bir ülke sonuçta. Evet. Onun için ona bir şey, onu ayrı tutuyorum ama bizim kadar böyle bu şekilde birleştirici ve bu Cumhuriyetine, Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'üne bağlı fazla bir millet olduğunu düşünmüyorum. Ya bütün devrim yapanlar silinip gidiyor ama Atatürk yaşıyor ve dünya durdukça da yaşayacak. Atatürk, evet, devrimi yeryüzündeki bütün devrimlerden daha önemlidir. Yani Sovyet devrimi çok önemli, 1917. Peki neden önemli Atatürk'ün devrimleri, bütün devrimlerden? Çünkü anlatalım o zaman bizi izleyenler de anımsasın. Elbette. Atatürk birçok bakımdan bir toplumu dönüştürdü. Yani 600 yıl Osmanlı olmaktan başka bir şey bilmeyen, yani 600 yıl işte Osmanlı'nın kullarıyız diyen bir ülkede Cumhuriyet kavramını kabul ettirdi. Yani insanlar böyle bir şey düşünemezlerdi. Yani onun için dedim, halk o zaman bilmiyordu. Bu kavramı da bilmiyordu. Böyle bir kavramı nereden yoktu bilecek? Yoktu çünkü, onu diyorum. Tabii bunu getirdi ve kabul ettirdi. Ve bugün tabii Türkiye'de bir yerlere gelenlerin tümü, ben tabii bir parti genel başkanıyım, Ata Parti, ama particilik yapmak istemiyorum böyle bir Cumhuriyet Bayramı'nda. Onun için kimseye dokunmak istemem. Topluca konuşuyorum. Ben de içinde olmak üzere Türkiye'de bugün bir yerlere gelenlerin tümü, hepimiz Cumhuriyet'le geldik. Ona borçluyuz. Cumhuriyet'e bunu borçluyuz. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bu, ana konu bu. Ben Bayburt'un Kitra köyünde doğup büyüyen, babam köyde öğretmen. Babam köyde öğretmen nasıl olacak da ayrı? O da ayrı bir iş de. Bir kişiyim, yalın ayak gezerdim köyde. Ama, Aziz Sancar mesela ya, örnek. Birçoklar. Süleyman Demirel kim örnek. Kim derse o. Ya evet, bugünküler de dahil olmak. Süleyman Demirel İslamköy'de bir çobandı, sülü, i̇şte çoban sülüydü. İşte onu diyorum sülüydü. Yani bu isimlere baktığınızda evet, orada bir köylü çocuğun, orada bir çoban, orada bir ne bileyim kasabada kırtasiyede çalışan ya da ailesi kırtasiyecilik yapan örneklemelerle gidiyor. Evet. Ama öyle Cumhuriyet öyle bize bir şans veriyor ki biz Cumhurbaşkanı da oluyoruz, Başbakan da oluyoruz. Bakan da oluyoruz. Ya da ne bileyim işte Aziz Sancar gibi büyük dehalar da çıkarıyoruz. Bunu hep unutuyoruz biz. Mehmet Haberal gibi evet, Türkiye çok büyük hizmetler yapan, bütün yaptıklarını Türkiye'ye katkıda bulunan kişiler çıkıyor. Evet, bu Cumhuriyet'le oldu. Bu Cumhuriyet'le oluştu. Başka yani işte alışmış adına şeriat dedikleri yasalarla yönetilen bir toplum iken birdenbire dünyanın en medeni yasalarıyla yönetilen bir toplum haline peki, gelmeklik. Peki şunu söyleyeceğim şimdi. İlber Hoca der ki evet, Atatürk kitabında evet, Türkler olmadan hiçbir Avrupa devletinin milli tarihi incelenemez. Evet. Hiçbir Orta Doğu ülkesinin, hiçbir Rus Slav ülkesinin
milli tarihi, kimliği Türkler hesaba katılmadan anlaşılamaz. Doğru söylüyor İlber evet, Hoca. Evet, bu kitabında bu var. Tabii, başka bir kitaptan söyledi. Biraz buradan da gidelim. Çünkü tabii. Kazanımlar dedim ya ben. Evet. Yani Cumhuriyet'in kazanımları. Evet, birey olmak. Evet, özgürlük, bireysellik, düşünce özgürlüğü, işte ne bileyim, insan olma özgürlüğü. Aklıma ilk bunlar geliyor yani hani elbette. Baktığınızda. Bir de bir tarafı bu. Yani İlber Hoca'nın bu Atatürk kitabındaki Türkler hesaba katılmadan anlaşılmaz diyor. Evet, doğru. Bunu biraz birkaç cümleyle alalım. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi tabii daha derinden Gene de Matlock adındaki bir Amerikalı bir kitap yazdı. Çok da yayıldı dünyada bu kitap. Kitabın adı şöyle: Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz. Hepiniz Türksünüz. Ben düzelttim, dedim ki yok, öyle değil. Ey dünya insanları, hepiniz biraz Türksünüz. Biraz. Yani bunun anlamı şu işte, İlber Hoca'nın söylediği. Yani yeryüzünde var olan ulusların tümünde Türklerin etkisi vardır. Sadece Avrupa değil. Yani söz gelimi, ben ilk Kazakistan'a gittiğim zaman Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le konuşurken... Son bir dakikamız kalmış da Atatürk'ün deyasını da içine katarak bir cümleyle bitirelim isterseniz. Yani şöyle, Kore Cumhurbaşkanı dedi ki bizi millet yapan, bizi devlet yapan ve millet yapan Türklerdir. Kanımızın %20'si de Türktür dedi. Bunu bana Nursultan Nazarbayev anlattı. Yani biz Türk'ü yeniden tanımalıyız. Ama Türk'ü yeniden tanımak için Atatürk'ün anlattığı Türk'ü tanımalıyız. Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni anlamalıyız. Evet, Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni derinden anlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devrimdir. Evet. Bir toplumu dönüştürmüştür. Ve dünyanın en saygın ülkelerinden birisi yapmıştır. 15 milyonluk bir ülkeyi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. O ateşten adamları ateşten alacağım. Ateşten adamlar da onun yardımcıları. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, onun yardımcıları.